<laughs> Neyse. Şimdi şu var. Sorudan önce şunu söyleyeceğim. Hı -hı. Bak bugün sosyal medyada Türkiye'de yürütülen rezil bir yalan çalışması var. Çok haklısın. Var. Çok haklısın. Alçakça bir yalan çalışması çok haklısın. var. Şimdi şunu söylediler. Bir tane etki ajanı farklı bir rakam verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü, tarihteki yerini, bugün dünyadaki ve bölgesindeki ağırlığını hiç bilmeyen, hiç bilmemekle beraber aslında hani kazısan Mutlaka altından bir şeyler çıkacağı bazı tipler bu yalanı yaymaya çalıştılar. Aynen. Şimdi insanlar haklı olarak yazıyorlar bak sabahtan beri. Şimdi Filistinliler mi Bir tanesi yani? diyor ki 30 milyar dolar vereceklermiş diyor Türkiye'ye diyor. Filistinliler Türkiye'ye gelecekmiş diyor. Ya ben çok rica ediyorum bu yalanlara inanmayın arkadaşlar. Yalan bunlar, yalan. Bunlar belli merkezlerde <laughs> üretilen bot hesaplardan yayılan ve Türkiye'de toplumu bir şekilde birbirine düşürmek için yürütülen operasyonel hareketler. Ve lütfen bunlara inanmayın. Yunus'a soracağım kısmı şu. Ya bu yalanlara şu kadarcık da olsa dayanak teşkil edecek Amerikan basınında Filistinliler Türkiye'ye yerleştirilecek diye yapılan haber, yorum, analiz herhangi bir şeye rastladın mı? Zafer Şen çok teşekkür ederim bunu sorduğun için. Yani bugün ondan dolayı biraz hani gergin. Çünkü her akşam anlatıyoruz CNN Türk'te. Her akşam doğrusunu veriyoruz. Bütün açıklamaları. Ondan sonra böyle bir yalan çıkıyor ve insanlar buna inanması geliyor. Yani böyle bir şey yok. Yani resmi bir açıklama da yok. Böyle bir şey ima eden bir şey bile yok. Blinken'ın Ankara'da söylediği şey de o tahliye muhabbeti. O oradaki Amerikalıların dışarı çıkarılmasını istedikleri. Ondan dolayı zaten bir duraklama istiyorlar. O pause dediğimiz şey. Ama bunu alıyorlar gerçekten. Bunu ilk kez kullanacağım. Alçakça bir yalan veriyorlar oradan. İnsanları galeyana getirmek için. Böyle bir plan hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman bahsedilmedi. Ki olsa zaten ilk söyleyen biz oluruz. Gerçekten çok kötü niyetli şeyler bunlar. İnsanları infial yaratmak için. Ya orada ben de şunun altını çizeyim. Bütün yapılan görüşmelerin hepsinde. Yani bir tek Blinken'la da bu arada görüşme yapılmıyor biliyorsunuz. Blinken'la Hakan Fidan'ın telefon görüşmeleri de var ayrıca. Ayrıca çeşitli düzeylerde Amerikalarla sürdürülen görüşmeler var. Ee, yani farklı farklı kurumlar arasında da dahil olmak üzere. Ee, Amerika Birleşik Devletleri de öyle ya da böyle. İsrail'in bölgedeki güvenliğinin iki devletli çözümden geçtiğinin eee ister yeni farkına vardı deyin ister farkına vardı. Bu e, yani ben telaffuz etmek istemiyorum şu an için. Çünkü hani yapılan görüşmeleri de farklı bir noktaya getirmesin diye ama hangi Filistin diye sormayın bana. Ama Amerika Birleşik Devletleri de hangi Filistin olması gerektiğinin e, farkında. Bunun altını çizeyim. Ondan sonra yani hangi Filistin toprakları diye sormayın. Ee, özellikle sana bakarak döndüm söyledim, <laughs> beni zor durumda bırakmayın. Ama diğer taraftan da e, gerçekten para karşılığı Türkiye e, Filistinlileri alır, şunları alır, bunları alır gibi. E, ya bu ne e, kadar bir, rezil bir yorum ya? Evet, ya bu ne bir kadar alçakça yorum bir yorum ya? Ama gerçekten. Bu arada yani o gün ve bir gün önce zaten bunun böyle olmadığını yazan, açıklayan bir sürü insan var. E, ya hiçbir şey olmasa. E, hakikaten 7 Ekim'den beri içerideki rehineler, Amerikan vatandaşı pasaportu olan insanlar asıl amaçlarının e, kendi vatandaşlarını kurtarmak olduğuna kadar her şey her şey her şey anlatıldı. Şimdi her şey bitti tamam mı? E, i̇kidir gelemeyen, e, gelmek isteyip de gelemeyen Blinken'ın ziyaretini aldılar, getirdiler. Türkiye para karşılığı Filistinlilere alacak muhabbetine noktayı koydurttular. Gerçekten pes diyorum. Ya ben bak yani buna söyleyecek hiçbir laf şu yok. Şunu eklemeyi yapalım. Bak. Bunlar gerçekten insan değil. Bak bunlarda ne vicdan var ne mantık var ne akıl var. Ya tut ki Türkiye hani oradan insani yardım kapsamında birilerini alacak. Böyle bir şey yok da ya para için Türkiye bunu yapar ya mı ya? Ben ya bahsettiğiniz evet. devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti ya. Para için öyle mi? O çocukları ha parayı vermezlerse de Türkiye onları almayacak, <laughs> öyle mi? O çocuklar orada o halde olacak. Dence ki ya bunlar hastaneye gelecek. İşte bunların şuna ihtiyacı var. Tut ki böyle bir şey oldu. Yok da yok öyle bir şey. Para Olmayacak da. Türkiye gibi bir devlet bu konudaki geçmişi belli olan Dünyanın neresinde bir sorun varsa oraya yardım elini uzatan, dünyanın belki en zengin değil ama en merhametli devleti, milleti Filistin Gazze'deki çocukları para karşılığı alacak yani öyle mi? Bunların karakteri tanımışlar. bak bunları, bunları ortaya atanların karakteri zaten bu olduğu için kendileri dünyaya o perspektiften Hı. baktığı için bunu bu yalandırıyorlar. Ortaya atıyorlar. Ee, bir Amerikanın bir ama bir düşünce kuruluşunun bir şeyine mi neye dayandırıyorlar? Aha. Bunlar zaten orada ama bir tek Türkiye yok yani. CIA ya Türkiye bağlantılı bahsediyorlar. Ya. Ya bağlantılı, bağlantılı bir e, düşünce kuruluşunun ama şöyle yani biz CIA bağlantılı düşünce kuruluşunun yazdığı her şeyi kabul edeceğiz. Hayır, tabii Türkiye'de evet diye Ya diyelim. biliyorsun tamam. geçen hafta yani? benzer bir senaryoyu Mısır için gündeme getirdiler. Evet. Dediler ki evet. İsrail Mısır'ın evet. IMF'ye olan 22 milyar dolarlık evet. borcunu evet. borc üstlenecek. Gaziyeliler de Sina Yarımadası'nda sürülecek. Ben Mısır'ı bilmem kardeşim. Benim devletim asla böyle bir şey yapmaz. Ya Lütfen bu yalanlara da artık inanmayın. Ya yani Burada yazan, yani çizen şey ajanların operasyonlarına kanmayın arkadaşlar. Şöyle ya. bir şey söyleyeyim. Sabahtan beri 50 kişi yazdı ya bu, bu konu diye. Bu konu e, insancıl yani bu savaş ne, ne kadar daha devam eder bilemiyorum ama sonuçta insancıl bir takım e, şeyler doğuracak, trajediler doğuracak. O trajedilerin bir kısmı da çok sayıda annesiz babasız kalmış yetim çocuklar. Çocuk. Belki bunlarla ilgili e, Türkiye Türkiye'ye yardım elini uzatır. Bunların bir kısmını alır. Burada Zaten niyetli o evet, konuda yani. hiç şüphe bunlar, bunlar yok. Bunlar olur, Türkiye. bunlar olur. Sadece e, yani, e, bu bakıma konuda. Bakıma muhtaç, sakatlanmış insanların işte şeyleri yapmak için. Tedavileri. Sağlık tedavilerini evet, evet. ya da işte e, ayaklarını vesaire falan takma ayak yap. Bu, bu, tip şeyler olur. Ortopedi, ortopedik, ortopedik şeyler. Bunlar ol, olabilir tabii. E, ama e, Türkiye şimdi gelse dese ki ka, kardeşim bu kadar adam açlıktan ölüyor. E, mecbursun almaya zaten. öyle bir şey söyle. Bakanı yalnız başka bir şey yok. sağlık evet. açıkladı. Ama başka bir şey var. var. Hayır. Bir şey var. var. Sahra hastanesi. Evet. Bakın, Sahra hastanesi. Yani evet yani Gazze bakın dedi, Gazzeliler kendileri açıkladılar. Filistinler dediler ki biz bu hatayı bir kez yaptık 1948'de. Evet onu söyleyeceğim. Bir evet. daha bu hatayı yapmayız. Evet. Vatanımızı terk evet. etmeyiz diye bu insanlar evet. açıkladı. Evet. Ya şimdi bu bu kadar vahşetin içerisinde ya Türkiye neden bununla meşgul edilmek isteniyor ben gerçekten anlamıyorum ya. Türkiye Bak, meşgul bir iyi edilmek niyet yok. Bak, da hadi. Burada bir iyi niyet yok. Evet. CIA'nin adanın geçtiği bir yerde meşgul edilmek istenirken sen onu alıyorsun da niye meşgul oluyorsun? Niye niye? Niye bunu ya? Yani niye bunun üzerinde tepiniyorsun? Gerçekten içler acısı. Hande sadece ya. şey değil bakın Gazzeliler mülteci kampı buruldu. Aileler ortak basın açıklaması yaptılar. Ölsek de buradan vazgeçmeyeceğiz diye. Ya tabii diyor ben diyor bu hatayı bir kez yaptım, evet, ölüm, yaptım diyor. Evet, 48'de yaptım diyor. Ölürüm diyor buradan gitmem diyor. Bakın Mısır. O çocuk Neyse, ben, evet, mi? bunlar e, ölürüm ölürüm olayları içinde başınıza geldiği zaman mermi düştüğü zaman o zaman anlarsınız. Teza çocukluğunuz başına mermi düştüğü zaman kalır mısınız? Kalmaz mısınız? Paca, böyle böyle acık acık söylüyorum. Yani görüntüler da, var şurada. E, beyaz bayrak adam, çekmiş görüntüler var. E, Bunu niye gidiyor, yayıyor? Mecburen gidiyor. Hayır, niye ya, yayıyor? Niye yayıyor İsrail? Bunlar niye paylaştı? Psikolojik savaş değil mi bu? E biz niye paylaşıyoruz hocam? E, bence paylaşmamak lazım. Niye paylaşıyoruz? Yani madem psikolojik savaş niye televizyonda yarım saat gösterdik? Ha. ...bir saat gösterdik. E, bence yapmamak lazım. Ya da, bir dakika. Sadece, bir Bak saat, bakın bir dakika bir dakika. Bir şeyi kaçırıyorsunuz ama habercilik ee, konusunda tamam bir şey hayır, demiyorum. Hayır yani. Bir yani. habercilik benim habercilik kesinlikle iki e, bazı şeylere de şöyle bakın e, hala dünyanın pek çok ülkesinde ve şehirinde e, Müslüman olmasına gerek yok tamam mı? Hristiyanı da hatta Yahudisi de. İçinde insanlık ve vicdanlık, vicdan taşıyan, vicdanı olan herkes bu görüntüleri açsın, izlesin. Kendi başlarına gelebileceklerini düşünsün. Gene içinde insanlık taşıyan, kalp taşıyan, vicdan taşıyan, akıl taşıyan, şu kadar ölüm korkusu taşıyan, hangi dinden olursa olsun herkes açsın o bebek ölümlerini izlesin o ölen binlerce çocuğun görüntüsünü izlesin. 4000 kişi diyor ya. Anne babanın bebeği elinde ölü şeklinde bağırarak hastaneye götürüşünü izlesin. Küçük kız çocuğunun, küçük kız çocuğunun bence dünyanın en böyle dünyada yani bak tüylerim şey oluyor. E, bir çığlık görüntüsü var elinde bebekle. Evet. Kız çocuğunun evet. gördünüz mü? Gördük, o gördük. çığlık, o çığlık bence dünya insanlık tarihinin en kara çığlığıdır. Bunu da unutmasınlar. Bu görüntüler olsun olsun ki Londra'da, Paris'te, Washington'da, New York'ta herkes protestosunu, tepkisini dile getirsin ya. Ben, ben, benim şahsi fikrim Rusya ona bağıracak, öbürü ona bağıracak, öbürü ona sıkıştıracak değil. Bu arkadaşlar şundan korkuyorlar ben sana söyleyeyim. Rusya höktesinden korkmuyor. Rusya'nın Ukrayna'yla savaşının kötü gitmesinden korkabilir Amerika Birleşik Devletleri. Pasifik'te bunu kaybetmekten korkabilir. Ama asıl korkacağı şey kendi ülkesindeki sıkıntı olacaktır her zaman. Asıl Londra'nın istemediği şey, İngiltere'nin istemediği şey kendi ülkesindeki sıkıntıdır. Bakın ne Londra yaşasın, ne Ankara yaşasın, ne Gazze yaşasın, ne Tel Aviv yaşasın. Kimse yaşamasın bunları. Allah korusun. Tabii canım. Gerçekten Allah korusun. O zaman bu işin sonu başka yerlere gider. Öyle e, yani çocuk dediğinde onun çocuğu, bunun çocuğu, senin çocuğun, benim çocuğum diye bir şey yok ya. Birleşmiş Milletleri niye kurdunuz kardeşim? Kapatın o zaman. Dükkanı kapat, kilit de git. Senin bütün Birleşmiş Milletler kurumların bugün kıyameti kopartıyor ya. Ya <laughs> insan hakları, çocuk <laughs> hakları. Bütün ülkelerin imza attığı evrensel haklardır ya. Bu kadar. Konuşulacak hiçbir şey yok. Dünyadaki hiçbir çocuğu bu şekilde katledemezsin. Evet, çok acı görüntüler var yani. Bir de bunlardan yaklaşık 500 tanesi daha annesini emen çocuklar. Ve bunu emen unutmayın. Çocuklar, İngiltere'deki de emen ana, çocuklar. Ankara'daki de anne, öbürü de anne, öbürü de anne. Bence bu görüntülerin, kusura bakmayın komutanım ama. E, soğuk, soğuk. O, o değil başka bir şey kastettik biz de anladım. neyse mutlaka verilmesi gerekiyor ve hiç kimsenin vatansız, topraksız, evlatsız, ana babasız kalmaması gerekiyor. Bunu da yapması gereken kimse o mu İngiltere mi Amerika'yı dürter, Amerika mı İngiltere'yi dürter bilemem ama bence dünya halkları bunların hepsini birden dürtebilir. O sessiz şimdi sesi çıkan tüm çoğunluklar hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun Gerekirse saatlerce ayakta durarak ağızlarını açmadan hükümet binalarının <laughs> önünde gereken her şeyi yaptırtabilirler. Hepsi bu insanların <laughs> elinde. Bakın Birleşmiş burada Amerika, Amerika'da Pile köyüne hala yol yapılsın yapılmasın konusunda <gülüyor> direnmeye <gülüyor> çalışıyor. Bakın bakın. Yani Kıbrıs'ta. burada kıyamet kopuyor. Allah başka evlenip, dert vermesin onlara da. Yani ha. ne diyeyim yani? Evet. Yani bu Amerika şimdi İsrail'e şu bu falan diyor da ya kardeşim Biden ayakta duramadığın halle Boşluğa tokalaştın. Niye koşturdun geldin apar topar İsrail'e destek şöyle, vermek için yani. Ya bu Biden'ın sağlık durumuna bu kadar takılmayın yani orada bir Amerikan devleti var belli yani. yani anladım da ben boşlukla tokalaşıyor ama bu adamı orada tutuyorlar. <laughs> i̇şte yani oraya niye de... geldin diyorum. NATO ülkelerinin bütün yani, liderleri niye koşturu koştura telafi edildi. Biden'ın genel sağlık durumu Amerika'nın genel durumunu anlatmaya yetmez sanki yani şimdi ona takıyoruz biz de. Ya onu ya başka ayak... bir ee, şey sonuçta adamlar ironi olsun diye söyledim. İşgalin daha ilk günlerinde adama şu yalanı söylettiler mi? Ee, Hamas 40 tane bebeğin evet. kafasını evet. kestiği söylettiler değil mi? Dünya koca de gördüm dedi. Koca Amerikan Üstelik. başkanı ben de gözümle gördüm inanma inanamadım falan dedi yani bu. Evet. Bir Allah'ın kulu onu Biden'a gözüyle göz, yani o şeker gösteriyormuş. Yunusa soralım. Hadi bak şimdi. Bu doğru mu değil mi kardeşim diye arayıp da bakma şeyi duymamış mı Hayır. Hayır Yunusa Yunus Sor. soralım. Bir tane Amerikalı gazeteci Biden acaba bunu hatırlattı mı? Yani böyle bir şey oldu mu diye. Biden'ı görmüşler mi? Hatırlatmazlar. Kovarlar gazeteciyi de onun için hatırlattılar. Yani, Hatırlatmadılar. Biden'a zaten soranların listesi elinde var. Bunu bir kere düşmüştü fotoğrafı. Geçen hafta bir toplantı yaptım da <laughs> Avustralya Başbakanı'yla. <laughs> elinde var. Mesela fotoğrafı var. Zafer Şahin Milliyet Gazetesi yazıyor. Hande Fırat Hürriyet Gazetesi. işte, Yunus Pak, Rusya. Hani Bunların hepsi yazıyor sıra sıra. Ve i̇simleri nasıl okunuyor? Hangi sıraya hangisi gidecek? Bunların hepsi yazılıyor zaten. Soru soran belli, sırası belli. Ya i̇şte şurada Gazze konuşuyoruz da Yunus'un bu söylediği çok kıymetli. Seninle ve Abdülkadir Selvi ile yaşadığımız bir olay olduğu için çok kısa anlatacağım. Neymiş şey. o Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nda birkaç yayın yaptık biliyorsun. Ha. Sen çalışkan bir insan olarak hep genelde soru hazırlama işi Hande'de olur, biz destek veririz. Bir keresinde de biz Abdülkadir Selvi ile oturduk. O da senden az değil, çok çalışkandır Abdülkadir Selvi de. Ben söyledim o yazdı, o yazdı, tartıştık bilmem ne. Ya bu iş böyle yapılıyor. Biz yıllardır linç ediliyoruz ya. Bunlara sorular hazır Fark ellerine etmez. tutuşturuluyor. Hatırlıyor veriliyor lütfen. lütfen. Ha, tutuş... Hatırlamaz Ya anlamıyor. bak daha enteresan bir şey. Bak şimdi Yunus'un anlattığı bu şey çok kıymetli. Ha, soru soracak gazetecilerin kim olduğu belli diyor ya. Bak Hafercim. Amerikan Başkanı'na. Dur şunu da söyleyeyim de içimde Senden kalmasın. Benim elime hep soru tutuşturuldu. Çankaya Köşkü'nde bak. İsmet abi, rahmetli Atatürk'ün öldüğü, Saat 9'u 5 geçe yayının yapıldığı yerin arkasında bir saat var. 9'u evet 5 geçede saat duruyor evet sembolik ya. olarak. Ya Her cumhurbaşkanı yayınında gerek bizim yayınımızda gerek diğer yayınlarda. O saati görüyor kuş beyinliler sosyal medyada yazıyor. Diyor ki bu programı diyor banttan çekmişler 9'u kişi <laughs> sabahtan çekmişler diyor. Zaten diyor içerisi de aydınlık. Ya kamera ışıkları Gerçekten var orada. Gerçekten en var. Ben, gel, gel. Bak yıllardır Ben bazen kendimden şüphe ediyorum. Ben bakıyorum Allah altına Allah. bak bu yorumu yapan kuş beyninin yorumunun altında 10 bin kişi beğeniyor yani. Evet biliyorum bilmem Ya bu kadar olmaz. Bak şimdi ne diyor Yunus? Amerikan başkanına diyor soru soracak gazeteciler belli diyor. Hatta uçakta mıydı o Yunus bir soru sordular. Biden hadi deyip gitti değil mi? Ya hadi eyvallah şeye. deyip gitti evet. Hadi eyvallah dedi gitti. Ha, Türkiye de olsa, olsa kıyamet o... kopar ya yerinden oynar. Eyvallah dedi yani, de gitti diyor. Liderin sağlık durumu çok fazla bir ilgilendirmiyor. Sonuçta tabii tabii. o lider o e, e, yıllardır <laughs> Amerikan devletinin içerisinde görev yapmış birisi. Ve güvenildiği için seçilmiş. E, Trump'ı seçmemek için, Trump'ı emin etmek için seçilmiş bir adam. Dolayısıyla o, o karar vermiyor ki zaten. Evet. Başak onu karar şunun için yani. söyledim. Yani İran olsun diye. Yani, yani o sen, olay bu Gazze olayı başladığında apar topar yani koşturdu geldi. Yani İsrail'e ki... geldi. Niye? Bir panik yaşadılar ne oluyoruz diye. Ondan sonra bütün NATO liderleri Macron'dan İngiltere Başbakanına kadar, Almanya başbakanı şu Hollanda Başbakanına kadar. Ama o çok kadar, önemliydi bak. Hepsi söyleyeyim. koşturup geldi. Şu... İsrail bu cesareti kimden aldı? ...NATO'dan aldı, Amerika'dan Şundan aldı. Önemli o... E, ...Amerika'nın oraya... ...kaç yıldır, 75 yıldır... ...koyduğu bir devlet var... ...o devlette uyguladığı, o bölgede uyguladığı... ...bir e, güvenlik konsepti var... ...o konsept çöktü. E, yani 1500 kişi değil de... ...oraya 5000-6000 kişi girse... E, ...İran'la şeyde... E, ...ne derler... ...Lübnan-Hizbullah'a da bu işe girse... ...yemin ediyorum bak parlamentoyu bile basarlardı. Ha, yani biraz daha ilerisine. Çıkart, parlamentoyu bile basarlardı. Anladım. O, o yani. bütün, hepsi korkudan gittiler oraya. Onun için e, e, ne yani. oluyor? ne Yani bazen de hani diyorsunuz ya, şey e, böyle e, insanlar korkudan e, bu işi yaparlar. Yani e, iyi ki bana dokunmadı falan, e, işte şeye dokundu. E, Zafer'e <laughs> dokundu, bana <laughs> dokunmadı diye. <dediğim zaman. gülüyor> Öyle. Yani e, böyle, böyle de bakmak lazım. Yani ama e, onunla hala o hükümetlerin. Aynı değerleri koruduğunu değerlendiriyorum bak ciddi e, 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 samimi olarak ama Tabii. halktan gördükleri tepki dolayısıyla dünya kamuoyundan gördükleri tepki evet. dolayısıyla seslerini çıkartamıyor. E, panikleri ondan diyoruz ya, yani, panik ondan kaynaklanıyor zaten yani bütün dünyada şimdi Avrupa neredeyse yani 100 bin 200 bin İngiltere Londra'da Paris'te çok ciddi tepkiler var. Yani bakmayın o kadar çok yaymamaya çalışıyorlar ama yani, <laughs> her yerde halk, ciddi tepkiler Londra'da yap halk genelde komutanı bir... Yani ben e, o ateşeyken komutanım ben orada e, ...öğrencidim... öğrenciydim şey. İnsan okulunda. <laughs> i̇şte, i̇şte insan okulunda. öğrenciydim e, Londra'da. Yani ve e, orada o zamanlar e, şey vergisi vardı. E, kelle vergisi vardı. Thatcher'ın evet, evet. çıkardığı. Evet, evet, evet. Bütün her yer doluydu. Nasıl nasıl böyle e, yıkıyorlar, yıkıyorlar her tarafları. Ama son anda bir şey çıktı bu e, şeyin e, ne derler Saddam'ın kuvvete giriş çıktı evet, evet, evet. her yer boşaldı Tabii. E, yani İngilizler kolay kolay böyle kendi şahsi çıkarları olmadığı zaman kesinlikle gidip bu şeyler şeyleri yapmazlar yani demek ki e, ya çok fazla miktarda şey e, diğer etnik gruplardan insanlar, Müslümanlar falan var bu işin içerisine. E mutlaka diğerleri de vardı komşuları vesaire. Falan. İş büyüyor çünkü. Yapmazlar, gerçekten yapmazlar yani. Yapısı çok değişti. Evet. Yani onu göz önünde bulundurmak lazım. Ee, yani o açıdan İngiltere'nin tedirgin olabileceği pek çok bir Doğru. şey barındırdığını, Doğru. özellikle Londra gibi büyük anne, kentlerin unutmamak anne lazım. sıkışmışsın. Sen ölüme, yaşama hakkı vermiyorsun. O insanın gözü alamayacağı yani bir şey yok mu Şu cümleyi söyleyebilirim. İngiltere iki nokta üst üste. Öyle diyeyim size. Amerika Birleşik Devletleri artık tabloyu doğru okuyamıyor. Bak bu adamları sıkıştırıyor dedin ya Filistinlileri. Şimdi dün İsa'yı de galiba Haretz gazetesi yazarı. Gideon Levy. Bu adam bir paylaşım yapmış. Bunu kaydettim çok ilginç geldi. Diyor ki yıllar evvel diyor Ehud Barak'la bir röportaj yaptım diyor. Ve ona sordum diyor dönemin İsrail Başbakanı'na. Eğer dünyaya bir Filistinli olarak gelseydiniz ne olurdu? O da bana dürüstçe verebileceği tek cevabı verdi. Bir terör örgütüne katılırdım. Bak şimdi. Yani manzara şimdi, bu. Şimdi ne yaptıklarını biliyorlar. Yani Hı. insanları nasıl bir hayata hale nasıl bir hayata yani. mahkum ettiklerini biliyorlar. Ya şu örneği sık sık tekrarlamakta fayda var. Sadece insanları evlerinden, yurtlarından <laughs> çıkartıp canlarını <laughs> almıyorlar. Bak kalanlar da aç kalsın diye uğraşıyorlar. 2 milyon zeytin ağacı kesmişler Batı Şeria ve çevresinde. Yani ya zeytin ağacından ne istiyorsun ya? Yani ben çok zeytin ağacından ne istiyorsun kızacaksın ya? belki bana ama. Ee, Filistinli tabi. Verit ee, Velid Seyf'in lafı. Toprağı gasp etmekten daha korkunç bir şey varsa o da tarihi gasp etmek girişimleridir. Yani Filistin'in başına gelen. Vatanından için... zorla geç ettirilmekten daha ağır bir şey varsa o da vatanı hafızalardan çıkarma girişimleridir. Yani haritaları gözlerinizin önüne getirin. Tabii canım. Ve sonra tarihi gözlerinizin önüne getirin ve yeni doğan çocukların o haritaları hiç görmediğini gözlerinizin önüne getirin. Toprak üzerindeki çatışmadan daha tehlikeli olan şey anlamlar üzerindeki çatışmadır. Bugün eğer dünya Çocuk ölümlerini insanlık suçu olarak görme üzerinde bir anlam çatışması yaşıyorsa vay dünyanın haline başka hiç sözüm yok. Spice Mahmut, bombasını bir ekrana Mahmut, getirelim. Mahmut Derviş'in Filistin'in şairi o söz ben çok hoşuma gidiyor hala da okuyorum. Bir Filistin vardı bir Filistin gene var diyor. Tabii. Bu arada Türk şair Hüseyin Aydar'ın da Kahraman Gazze diye bir şiiri var. Bütün dinleyicilerimiz fırsat bulursa açsınlar okusunlar.